üzerine ümmeti Muhammed'e hizmet etme vazifesini alanlar bizim için kendisini feda eden insanlardır. Allah onlara yardım etsin şu halde. Allah onlara şu halde yardım etsin. Kalkmışlar da biz Türkiye'yi ıslah edeceğiz diyorlar. Kerim Tunç YouTube kanalı. Vay baba. Ama Allah teyit etsin de inşallah şerre az da olsa mani olsunlar hiç olmazsa. Nereye ıslah edeceksin beyim? Türkiye'yi ancak min indillah müeyyet bir insan, arştan müeyyet bir el gelirse ıslah eder. Türkiye'yi diye. O vakit dünyayı ıslah edecek tabii. Peygamber Efendimiz'den kemalde sadece risalet müstesna bir milim noksan olan kişi dünyada hiçbir ıslahat yapamaz. Resulullah'ın tekrar kabrinden kalkmasına intizar edecek imanlar. Başka çare yok. Ama bugün için irade tabii kullanılacak, gayret edilecek, herkes çalışacak. Herkes işin bir ucundan tutacak, kaldırmaya terleyecek azimetini, bütün varlığını da harcayacak. Ama işi tam yapıp da netice alma ciheti çok zor. Siyasi. Efendiler, kalplere tasarruf imkanına sahip olacak. Cemiyeti kurtaracak insan, ayı ikiye bölecek parmak işaretine malik olacak. Evet. Elinden sular şarıl şarıl akacak kadar yani eli feyiz ve berekete sahip olacak. Tükrüğü kör gözleri açacak. Söylemeyen dillere bülbül gibi natıka verecek. Evet. Nefesi kum biiznillah dediği zaman Hazreti İsa gibi Allah ölüleri Allah topraktan kaldıracak. Böyle olursa bugünkü cemiyet için mürşid olabilir. Yoksa öyle siyasi emmilerin filan halledeceği dava değil bu. Fakat faydalıdır. Şerre mani olacaklardır. Daha iyi gün görmemiz için bazı imkanlar hazırlayacaklardır. Bu bakımdan biz kardeşlerimize diyoruz ki hayır niyetli olanların mağlubiyeti de bizim mağlubiyetimiz. Galip gelirlerse bizim galibiyetimiz. Daima onlarla beraber. Tamam mı abi? Yani mağlup olsalar da fasıklar tarafına geçecek değiliz yani. Mağlubiyetlerini de sineye çekerek mümin kardeşlerimizdir madem ki onu da kabul edeceğiz. Allah'ımız bu bakımdan galip getirsin. Dua edelim inşallah. Evet.